Herkese merhaba TeknoJok izleyenleri. Evet, LG G5 tanıtıldı ve şu anda elimde LG G5 gördüğünüz gibi. Şimdi teknik özelliklere geçeceğim ve sonrasında ise asıl telefonun farklılık yaratan tarafı olan tasarım detaylarını biraz daha detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. 5.3 inçlik 2K ekrana sahip LG G5 modeli. Diğer serilerden oldukça farklı bir dizayna sahip, arkada çift kamerasıyla birlikte ve modüler yapısıyla birlikte düşünecek olursak. Teknik özellikler tarafına baktığımızda Snapdragon 820 işlemcisini görüyoruz. 4 GB RAM görüyoruz ve ayrıca Adreno 530 grafik işlemcisi var. 32 GB'lık hafıza ile birlikte geldiğini söyleyebiliriz. Şık bir telefon olmuş gerçekten. Fotoğraflarda görüldüğü gibi değil. Hani bunu canlı elinize aldığınız zaman kesinlikle siz de fark edeceksiniz. Gerçekten oldukça güzel görünüyor. Arkadaki parmak izi okuyucusu ve power tuşu birleştirilmiş ve güzel bir dizayn oluşturmuş ve telefonda V10'daki gördüğümüz gibi, ikinci ekrandaki gibi Always On seçeneği de mevcut. Oldukça iyi bir dizayna sahip olduğunu söylemek istiyorum aslında. Kamera özelliklerine baktığımız zaman 8 megapiksellik bir ön kamera görüyoruz. Arka tarafta da 16 ve 8 megapiksellik iki tane kamera görüyoruz. Bunların bir tanesi standart, bir tanesi 135 derece görüş açısına sahip ve f2.0 diyafram aralığına sahip. Farklı bir kamera oluşturulmuş gerçekten bu tarafta baktığımız zaman. Şimdi telefon teknik detaylarından, tasarım tarafına biraz daha girmeden önce biraz arayüzü gezmek istiyorum. LG'nin yeni geliştirdiği bir arayüz burada var ve bir uygulama penceresi yok arkadaşlar. Bir app drawer göremiyoruz şu anda bakıldığı zaman. İşletim sistemi tarafına girmek istiyorum. İşletim sistemi tarafında da About Phone dediğimiz zaman, şöyle hemen software info, 6.01 versiyonu yüklü olduğunu görüyoruz bu modelde. Ayrıca telefondaki batarya 2800 mAh seviyesinde. Burada biraz firma eleştirilere maruz kalabilir. 2800 kimi kesim tarafından düşük bir kapasite olarak değerlendirilebilir ama bence yeterli olacaktır. Tabii bunları uzun soluklu deneyimleme fırsatı bulduktan sonra daha net bir şeyler söyleyebiliriz telefonun batarya ömrüyle alakalı. Şimdi kamera arayüzüne biraz değinmek istiyorum. Şöyle biraz kadrajı da kaldıracağım kamera arayüzünü gösterebilmek için. Evet, kamera arayüzünde şöyle bir detay var arkadaşlar. Telefonun arka tarafta iki tane kamerası var. Bir tanesi geniş açılı. Şöyle hemen aradaki geçişi de göstermek istiyorum. Çok güzel bir geçiş yapıyor bu arada gerçekten. O smooth geçişi görüyorsunuz ve görüş açısı tarafındaki farklılık da kendini zaten fazla gösteriyor. Şöyle biraz daha kaldıracağım daha net bir görüntü alabilmek için. Evet, tekrar aynı şeyi yapıyorum. Şu anda 16 megapiksellik kameraya geçti ve şimdi de 8 megapiksellik kameraya geçti. Bu geçiş gerçekten çok güzel. Ayrıca multi view özelliğiyle birlikte de gördüğünüz gibi birden fazla kamerayı aynı anda kullanabiliyorsunuz. Bu da şu şekilde güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz yaratıcılarınızı biraz konuşturmak adına. Oldukça şık ve başarılı bir arayüz olduğunu söylemem gerekiyor ve çok sayıda mod var arkadaşlar kamerada, yazılım tarafında. İç içe görüntü, bir taraf siyah beyaz görüntü, lens blur gibi, fisheye gibi çok sayıda modu kameraya dahil etmişler. Buradan farklı fotoğraf çekim yöntemlerine de gidebiliyorsunuz. Bu da güzel detaylardan bir tanesi. Otomatik moda geçtiğiniz zaman zaten her şey sizin elinizde kalıyor. Buradan hemen kamera arayüzü tarafında değinmek istediğim detaylara tekrar bakıyorum arkadaşlar bir şeyi atlamamak için. Manuel moda geçtiğimiz zamansa zaten LG uzun zamandır manuel mod tarafında çok başarılı işler çıkartabiliyor. 1/3200 ile şöyle gösterelim, 30 saniyeye kadar pozlama süresi var arkadaşlar telefonda. Bu da gerçekten bir SLR deneyimi yaşatabiliyor aslında telefonu kullananlar için. Ön kameraya hemen geçelim. Basit bir kaydırma hareketiyle geçebiliyoruz. Şöyle bir fotoğraf çekelim hatta. Gerçekten oldukça başarılı arkadaşlar. Telefon hem kamera anlamında hem arayüz anlamında. Şöyle tekrar indiriyorum aşağıya ve asıl telefonun farklılık yarattığı noktaya değinmek istiyorum. Telefon bilindiği üzere modüler yapıyla geliyor. Modüler yapı ne demek? Şu demek arkadaşlar. Telefonun bataryasını çıkartabiliyorsunuz. Bataryanın çıkartılması yeni bir şey değil ama şu şekilde çıkartılması. Önce telefonu kapatalım tabii. Şöyle telefonu hemen hızlıca kapatalım ve sonrasında bundan bahsedeceğim sizlere. Bu arada burada da biraz fazla gürültü var. Evet, telefon kapandı arkadaşlar. Şimdi şurada küçük bir switch görüyorsunuz. Oraya bastığınız zaman alt taraftaki kızak çıkıyor ve bataryayı çıkartabiliyorsunuz. Şimdi bunu farklı kılan noktalardan bir tanesi şu. Telefonu farklı kullanım senaryoları için de bu sayede kullanma imkanınız LG tarafından sizlere sunulmuş olacak. Onu da hemen şöyle gösterelim. Örnek veriyorum. Çok fazla fotoğraf çeken bir kullanıcısınız. Şu
şöyle bir kamera kavrama mekanizması ile birlikte şunu şekilde taktıktan sonra tekrar telefona yerleştiriyorsunuz ve burada küçük bir fotoğraf makinesine sahip olabiliyorsunuz. Buradan çeşitli ayarlara ulaşabiliyorsunuz. Güç düşü ve farklı farklı metotlara buradan erişebiliyorsunuz ve güzel bir kavrama sağlıyor tam bir fotoğraf çekimi için. Bu gerçekten güzel düşünülmüş. Eğer müzik dinliyorsanız da şu parçayı telefona pille birlikte dahil ettiğiniz zaman şu şekilde telefon 32 bit Hi-Fi DAC ses sistemi desteğine kavuşuyor ve buradan gelecek kulaklık girişiyle birlikte de telefonu yüksek kaliteli müzik dinlemek için, FLAC dinlemek için kullanabiliyorsunuz. Gerçekten çok etkileyici bir cihaz olmuş bu konuda. Şunu da denemek istiyorum hızlı bir şekilde. Sizlere göstereceğim. Hemen şöyle telefonu çalıştıralım. Bu arada benchmark yapamıyoruz arkadaşlar. Bağlantıda biraz sıkıntı var. Etkinlik asıl lansmanda benchmarklar yapılabildi ama biz yetişemedik maalesef onu zamanlamadan dolayı. Burada mecburen daha farklı şeyleri anlatmak durumunda kalıyoruz ve telefon elimize ulaştığında zaten detaylı incelemeyle bunları size aktaracağız. Ben biraz tasarıma daha yakından bakmak istiyorum. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar iki tane kamera var arkada ve bence güzel duruyor ve telefon tasarımı anlamında dediğim gibi fotoğraflarla kıyaslandığı zaman çok çok daha iyi duruyor. Şimdi hemen bu kamera aksesuarını göstereceğim size. Şöyle kaldıralım. Evet. Şuradaki tuşa basık tuttuğumuzda şöyle bakalım nasıl çalışacak. Şöyle bir kamera kavrama şeyi veriyor bize. İmkanı veriyor ve çok tıpkı bir kompakt fotoğraf makinesi kullanıyormuş gibi fotoğraf çekebiliyoruz bu şekilde. Yandaki tuşa bastığınız zaman da hemen video kayıt moduna geçiyor. Ayrıca şu tekeri kullandığınızda da fotoğrafta ve video sırasında zoom yapabiliyorsunuz. Bu da etkileyici detaylardan bir tanesi olmuş. Şöyle durduralım ve direkt YouTube'a atma gibi hızlı paylaşım şeyleri var. Burada V10'da da görmüştük. Şimdi şu olay gerçekten çok güzel düşünmüş arkadaşlar. Fotoğraf çekmek için bu tarz bir aksesuarın gelmesi gerçekten çok başarılı ve kavrama anlamında da oldukça iş görüyor. Bunu da rahatlıkla söyleyebilirim sizlere. Ve şu switch'i aldığınızda şöyle gösteriyorum. Şu switch'e bastığınızda ana ekrana ve kameraya geçiş yapabiliyorsunuz. Gerçekten çok çok bence başarılı bir telefon olmuş. Kullanıcı deneyimi oldukça yüksek. Ben ilk etapta fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla biraz şüphe duymuştum telefondan ama canlı canlı görünce fikrim tamamen değişti. Bunu söyleyebilirim. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Telefon elimize ulaştığında daha kapsamlı ve detaylı bir incelemeyle karşınızda olacağız arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin.